Evet, birinci sorumuz diyor ki ABC eşkenar üçgeninin P noktasından kenarlara dikmeler çizilmiştir. PD 2 kök 3, PE ve PF 4 kök 3. Buna göre boyalı alanın tüm alanı oranı nedir diye sormuş. Arkadaşlar şurayı 2 kök 3 olarak biliyoruz. Burayı 4 kök 3 olarak biliyoruz. Burayı da 4 kök 3 olarak biliyoruz. Şimdi şunu görüyorum hemen arkadaşlar. Buradan devam ettirdiğim bu çizgi. Bu çizgi buraya geldi. Bu doğrunun kollarına dikler indirdiğinde iki eşit parçaya bölüyorsa o zaman buradaki açımıza biz 30-30 diyebiliriz. Tamamı 60 derece olduğu için yani açıortaydan dolayı bunu söyledik. 30 derece ise şuradaki açımız 60 derece. Hatta bu doğru buraya D noktasına geliyorsa açıortay olarak dik olarak geldiğinden dolayı C, PD noktalarının doğrusal olduğunu hemen söyleyebiliriz. Bu durumda arkadaşlar 30'un karşısı 4 kök 3 ise 90'ın karşısı 8 kök 3 oldu. 60'ın karşısı da 4 kök 3 yani 30'un karşısı 4 kök 3 ise 60'ın karşısı kök 3 katı 12 olarak bulunur. Şimdi arkadaşlar buradan itibaren devam edersek şuradaki açımız 60 derece. 60'ın karşısı 10 kök 3 ise 30'un karşısı burada 10'dur. 90'ın karşısı 20 olması gerekiyor. Buraya 8 kalıyor. Evet, buradan sonrasında şunu yapalım hemen. Buradan itibaren böldüğümüzde arkadaşlar iki tane farklı üçgen var. Bu iki farklı üçgenin alanlarına bakacağız. 10 çarpı 2 kök 3 bölü 2. Buradan 10 kök 3 olarak geliyor. Buradan da 8 çarpı 4 kök 3 bölü 2. 16 kök 3 olarak geliyor. Nerenin alanı? Buranın alanı 16, buranın alanı 10. O zaman tarıl alanının toplam alanının 26 kök 3 olduğunu görüyoruz. 26 kök 3. Şimdi tüm alana bakarsak bir kenarının 20 olduğunu görüyorsak arkadaşlar 20'nin karesi kök 3 bölü 4 dediğimiz ifade eşkenar üçgenin alanı olacak. O zaman 20'nin karesi 400'ü 4'e bölersem 100 kök 3 olarak gelmiş olur. Burası 100 kök 3. Arkadaşlar kök 3'ler birbirini götürsün. Kök 3'ler birbirini götürsün. 26 ile 100'ü sadeleştirirsem 13 bölü 50 olarak bulunur. Yani cevabımız D şıkkı olur. İkinci sorumuzla devam edelim. B açısı 30 derece olan bir ABC üçgeni çiziniz. Hemen şöyle çizelim arkadaşlar. Bir B açısı 30 derece olacak şekilde bir ABC üçgeni çizelim. Böyle çizdik. Şöyle A, B, C dedim ve B açısına da 30 derecelik bir açı dedim. Sonra D elemanıdır AB. Burada bir D noktası alın demiş. Sonra E noktası BC üzerinde bir E noktası alınız demiş. E noktası alacağız. Hemen şöyle yapalım. E noktası DF F noktası alın demiş bir tane de. Şurada da bir F noktası olsun. Böyle aldık. Sonra DE DF AF'yi çiziniz demiş. Hemen çiziyoruz. DE DF ve AF'yi çiziniz. Bunları da çizdik. Sonrasında arkadaşlar şu uzunlukların değerlerini yazalım. AD uzunluğuna 4, DB uzunluğuna 8, EF uzunluğuna 3, FC uzunluğuna 5 demiş. Evet, buna göre AFC yani şuradaki üçgenle DEF şu üçgenlerin alanları toplamı nedir diye sormuş bize. Evet arkadaşlar buna göre işlemlerimizi yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir işlem olacak. Şimdi baktığımızda arkadaşlar şuradan itibaren aşağıya bir dikme çizmiş olsam hemen dik üçgenimiz var zaten şurada. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. O zaman buradaki taralı alan şuranın alanı arkadaşlar. Hemen şu tarafa doğru yazayım. 4 çarpı 3 bölü 2. 4 çarpı 3 bölü 2 istediğimiz yerlerden bir tanesi 12 bölü 2'den 6. Şuranın alanını bulmak için de arkadaşlar şuradan itibaren bir dikme çizdim. Bu dikmeyi çizdiğimde şurası 90 derece. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı burada 6 olacak. O zaman buranın alanı 6 çarpı 5 bölü 2. 6 kere 5 30. 2'ye bölersem 15 oldu. 15 burası, 6 da burası. İstenen taralı alanların toplamı arkadaşlar 21 birim kare olur. Evet, cevabımız A şıkkı diyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Şekilde AE eşit DC o da 3 santim olarak verilmiş.
Buna göre EDC'nin alanı nedir diye soruyor. Şuradaki taralı üçgenin alanı nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda burası alfa derece olsa burasına beta derece deriz. Alfa ile beta'nın toplamı burada 90 derece. Burası 90 olduğuna göre buradaki açımız alfa derece. Arkadaşlar bu üçgenin alanını yazarken 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı sinüs alfa diyeceğiz. Peki sinüs alfa değerini nasıl bulacağız? Hemen buradaki üçgene baktığımızda sinüs alfa karşı bölü hipotenüs yani 8 bölü 12'ye eşit. Bu durumda ben buraya direkt şunu yazabilirim. Bakın 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 8 bölü 12 yazabilirim. Buradaki işlemleri düzgün olarak sadeleştirmelerimizi falan yaptığımızı düşünelim arkadaşlar. Hemen şunu şöyle yazalım. 4'e bölersem 2, 4'e bölersem 3. Buradaki 3 bunu götürüyor. Buradaki 2 bunu götürüyor. Ortada sadece 5 kalıyor. Demek ki bu taralı alan 5 birim kareymiş. 4. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. AB 20. Şuradaki parçamız 20. Şöyle yapalım. Buradaki parçamız 20. AC uzunluğu 10 verilmiş. ABC dik üçgeninin C köşesinden AH boyunca katlandığında C noktası K noktasına geliyor. C noktası K noktasına geliyorsa buraya gelecek. Burası da açıortay olacak arkadaşlar. İkizkenar üçgeni görmüş oluyoruz. Buradaki duruma göre bakarsak. Şimdi buradaki parça 20, 10, 10 kök 5 olacak. Burasının tamamı 10 kök 5 olur. Şuraya A demiş olsanız Öklit bağıntısından 10'un karesi eşittir. A çarpı 10 kök 5 deriz. Arkadaşlar buradaki 10'un bir tanesi götürsün. O zaman 10 bölü kök 5 kalmış oluyor. 10 bölü kök 5 A'ya eşit oluyor. 10 bölü 5'ten 2 kök 5 olur A değeri. O zaman getirip A değerinin yerine 2 kök 5 yazarsak burasının da 2 kök 5 olduğunu biliyorum. Tamamı 10 kök 5'ti. 4 kök 5'i buradaysa 6 kök 5'i burada demektir. Arkadaşlar buradan baktığımızda 2 kök 5'e 2 A'lık bir alan kalıyorsa 2 kök 5'e 2 A. O zaman buraya 6 kök 5'e de 6 A'lık bir alan kalsın. Bizden istenen yer ABK yani 6 A dediğimiz yer. Evet arkadaşlar burası 10 birim. Burası 2 kök 5 birim olduğuna göre burası 4 kök 5'tir. Pisagor bağıntısından isterseniz 2 A kök 5. Küçüğün kök 5 katı 10 olduğuna göre burası 2 A kısmı olacak. Onun için 4 kök 5 oldu. 2 A dediğimiz alan olarak 2 A dediğimiz yer arkadaşlar. 4 kök 5 çarpı 2 kök 5 bölü 2. Baktığımızda 4 buradaki ikiler gitti. Buradaki bunu götürdü. O zaman arkadaşlar buraya tabii 2 kalmış oldu. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. 5 kere 2'den 10. A eşittir 10 olmuş oldu. Bizden istenen 6A dediğimize göre arkadaşlar 4. sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Yani cevabımız 60 olmuş olur. Bizden istenen yer 6A olduğundan dolayı cevabımız 60 olacak arkadaşlar. Eş karelerden oluşan noktalı zeminde komşu iki yatay ve düşey nokta arası uzaklık 4 santim olduğuna göre ABC noktalarını köşe kabul eden üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Evet arkadaşlar kenarlarını bulmadan nasıl yapacağız? Şöyle yapabiliriz hemen. Buradan buraya düzgün bir şekilde getirdik. Buradan buraya getirdik. Yani ben bunu bir dikdörtgenle çevreledim. Dikdörtgenle çevrelediğime göre arkadaşlar bir parçada 4 birim olduğuna göre burası 4, 4, 8, 12, 16. Burası 16. Aynı şekilde bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 20 demek ki burası. Şuradan baktığımız zaman 2 tane var 8. Burası 8 oldu. Burasının da 24 olduğunu görüyoruz. Demek ki dikdörtgenin alanından şu köşedeki üçgenlerin alanlarını çıkartırsam tüm alanı bulabilirim. İstenen alanı bulabilirim. O zaman arkadaşlar tek tek baktığımızda şöyle buradaki alanları bir hesap edelim. 16 çarpı 4 bölü 2 32 buranın alanı. 20 çarpı 8 bölü 2'den buranın alanı arkadaşlar 80. 8 çarpı 12 96. 8 çarpı 24 bölü 2'den 96 olmuş oldu. Şimdi bunları tek tek çıkartacağız. Evet arkadaşlar toplam alan 16 çarpı 24. Evet, bundan da arkadaşlar şunu çıkartacağım. Buradaki alan 32 var. Buradaki alan 80 var. Buradaki alan 96 var. Bunu çıkartacağım. 16 çarpı 24
384 eksi. Buradan baktığımızda 80, 90, 176, 176, 178, 208 mi oluyor? 208 oldu. 14'ten 8 çıktı. 6. Buradan 7 kaldı. Buradan da 1 kalmış oldu. Evet, cevabımızın 176 olması gerekir arkadaşlar. 6. sorumuza devam edelim. Bir ABC üçgeninin diklik merkezi C noktasıdır. AB 12, BC 6 santimdir. Yukarıda verilere göre alan ABC nedir diye soruyor. Arkadaşlar ABC üçgenini çizdiğimizde bakın burası AB kenarı. Buradan BC'ye gidiyor. Burası da C'ye geliyor. C noktası arkadaşlar diklik merkezi olduğuna göre burası 90 derecedir. Bir üçgenin diklik merkezi eğer üzerindeyse bu üçgen dik üçgendir. Onun için buraya 90 derece deriz. AB uzunluğu 12, BC uzunluğu 6. Alan ABC soruluyor arkadaşlar. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. O zaman buradaki açımız 30 derecedir. Demek ki buradaki açımız 60 derece. 6 kök 3 olarak buradaki uzunluk bulunacak. Bu durumda arkadaşlar 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'den dolayı 36 bölü 2'den 18 kök 3 olur. Yani bizden istenen yer arkadaşlar D şıkkı olacak 6. sorumuz için. 7. sorumuzla devam edelim. Yukarıda verilenlere göre ABC dik üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Arkadaşlar şuradaki açımızı biz 45 biliyoruz. Buradaki açımız aynı şekilde 45 olacak. Buraya x dedik, buraya da x dedik. ABC dik üçgenin alanını soruyor. ABC dik üçgenin alanı yani x çarpı x artı 3 bölü 2'yi bize sormuş. Evet, şimdi işlemimizi yaparsak burada bizim x artı yani x'i bulursak olay bitti demektir. Pisagor bağıntısıyla da bunu bulabiliriz. Bakalım nasıl bulacağız. Şöyle diyelim arkadaşlar. Buradan Pisagor bağıntısını uygularsak x'in karesi artı x artı 3'ün karesi eşit arkadaşlar 9'un karesine. Buradaki işlemimiz bu şekilde olacak. Buradan devam ettirirsem x kare artı x kare artı 6x artı 9 eşittir 81 oldu. Buradan 2x kare artı 6x 2x kare artı 6x eşit olacak. 81'den 9'u öbür tarafa atarsam 72 kalır. Demek ki arkadaşlar x kare artı 3x eşittir 36. X kare artı 3x. Dikkat ederseniz şuradaki ifade ya da bunu şöyle sadeleştir, x parantezini alayım. X parantezini alırsam x artı 3 gelmiş olacak. O zaman x çarpı x artı 3 36 olduğuna göre arkadaşlar burası demek ki 36 bölü 2'den 18 olacakmış. Yani cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. ABCD bir dörtgen ABDE'ye paralel DCB 150 derece DC 3 santim BC 12 santim. Şuranın tamamı arkadaşlar 12 santim olarak verilmiş. Şimdi dikkat edelim. Alan ADCE. ADCE yani taralı şeklin alanı nedir diye bize sormuş. Arkadaşlar bu tip sorularda şuna çok dikkat edin. Burada alan kaydırma dediğimiz bir olay var. Yani paralel iki doğruda tabanları değiştirmeden yani mesela şuradaki üçgen için bu tabanı değiştirmeden ben bu üçgenin başka yere götürebilirim. Bunu götürürken de yamuk konusunu hatırlayın. Yamuk konusunda şu kanatlar birbirine eşitti. Buraya da B dediğimizde bakın istediğimiz şuradaki alan A artı B idi. O zaman A artı B dediğimiz yer buraya gelmiş oldu. Şuraya da C demiş olsak bizden istenen yer A, B, C burasıydı. O zaman bizden istenen yer aslında DBC üçgeni olmuş olacak. DBC üçgenine baktığınızda arkadaşlar hemen şuradan sinüs alanı yazabilirsiniz. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 12 çarpı sinüs 150. Sinüs 150 de 1 bölü 2'ye eşit olduğuna göre buradan bunu bu şekilde yazabiliriz. 12'yi 4'e bölersem 3. O zaman cevabımız arkadaşlar 9 olacak. Ha, bu aklınıza gelmedi. 150 derece var. Şuradan şöyle de yapabilirsiniz. Buradan 30 derecelik bir açı var. Şurayı dik indirdiğimizi düşünelim. Buradan aşağıya dik indirdik. Şöyle buradan da çizdik. Şurası 90 derece. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 olur. 6 çarpı 3 bölü 2'den de aynı sonuca gelebilirsiniz. Ya da sinüs alandan da aynı sonuca gelebilirsiniz. O zaman arkadaşlar cevabımızın 9 olduğunu yani 8. sorumuz B şıkkı olacağını söyleyebiliriz.
9. sorumuza devam edelim. Bir ABC üçgeninde AE 2 tane EB'ye eşit. EB uzunluğuna K dersek AB uzunluğu 2 tane K olacak şekilde. E elemanıdır AB ve AC 6 tane DF olacak şekilde DAC ve F elemanıdır AC noktaları alınıyor. Evet arkadaşlar, bunu biz bir geometri diline çevirmemiz gerekiyor. Yani şekli çizmemiz gerekiyor. Ondan sonra daha net konuşabiliriz. Şöyle biraz boşluk olsun diye soruyu aşağıya indiriyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bir ABC üçgeni çizelim. ABC üçgenini bir çizelim. Bakalım ne demek istiyor. Hemen görelim. Şöyle baktık. Buraya ABC'yi dedik. Daha sonra AEEB olacak şekilde EAB elemanını alacakmışız. Şuradan bir E noktası aldık. EB uzunluğuna K, buraya 2K diyecekmişiz çünkü bakın buna göre yazdık. Sonra AC DF olacak şekilde D elemanıdır AC. D elemanıdır AC. Şuralarda bir yerde bir D noktası alacakmışım. Bir de F elemanıdır AC alacakmışım. F elemanıdır AC alacakmışım. DF uzunluğuna A demiş olsak AC uzunluğuna 6A demem lazımmış. Evet, bunu da söyledik. Verilenleri yazdık. ABC üçgenin alanı 27 santimetre kare olduğuna göre EDF üçgenin alanı nedir diye soruyor bize. Yani sorulan yer arkadaşlar şuradaki küçük üçgenin alanı. Tüm alanı biliyoruz. Tüm alanı biliyoruz arkadaşlar. Buna göre işlemlerimizi yapacağız. Şimdi tüm alan 27. Orada sıkıntımız yok. Şöyle yapalım, bu üçgeni bir parçalayalım. Yani şuradan bir çizdiğimizi düşünelim arkadaşlar. Böyle çizdiğimizde şunu göreceğiz. K'ya toplam alana baktığımız zaman 27 idi. 27'yi 3'e bölersem 9'u burada olacak, 18'i burada olacak. Bakın burası 18. O zaman bir parçası buradayken 6 parçası burası. 6 parçaya bölersem ben bunu her birini a olacak şekilde 6 parçaya bölersem 18'i 6'ya böldüğümde şuradaki parçanın 3 olduğunu görürüm. Yani a'ya 3 geliyorsa 6a'ya 18 gelmiş. Bunu söyleyebiliriz. EDF üçgenin alanında buradan B şıkkı olduğunu görürüz. ABCD bir dörtgen. AB 13, BC 13, AC 10, AD 10, CD 12 santim. Yukarıdaki verilenlere göre alan ABCD nedir diye soruyor. Arkadaşlar klasik ikizkenar üçgen sorusu. Böyle baktığımızda diki indiriyorum bakın. Diki indirdim, burayı 5 5 böldü. Buradaki uzunluk 12. O zaman bu alt taraftaki üçgenin alanı 12 çarpı 10 bölü 2. 120 bölü 2'den 60 geldi. Aynı mantıkla diğer taraftaki üçgenin alanına bakalım. Buradan diki indirdim. Şurası 90 derece. Burası 6. Burası 6. Burası da 8. O zaman buradaki üçgenin alanı, yani ACD üçgenin alanı tamamını düşünerek 8 çarpı 12 bölü 2. Buradan da 48 olarak geliyor. O zaman 60 bir taraftan, 48 bir taraftan toplam 108 santimetre kare olur buradaki alan. 11. sorumuza devam edelim. ABC bir ikizkenar dik üçgen ABAC'ye eşit. ABAC'ye eşit ikizkenar dik üçgen olduğuna göre buradaki açı 45 derece. Şuranın tamamı da tabii ki 45 derece. Ama bizden istenen yer arkadaşlar BDE'nin alanı. BDE'nin alanı isteniyorsa şuradan bir dikmeyi çizerim. Buradaki dikme aynı zamanda bu yeşille çizdiğimiz tabanı 7 olan üçgenin yüksekliği olmuş olur. O zaman burası 90 derece. H çarpı 7 bölü 2'yi arayacağım ben. Buradaki H'ı bulursam olay bitti demektir. 90'ın karşısı 8 ise 45'in karşıları 8 bölü kök 2 arkadaşlar. 8 2'ye bölersem demek ki buradaki uzunluk 4 kök 2 olacak. 4 kök 2 çarpı bizim aradığımız yer arkadaşlar. 4 kök 2 çarpı 7 bölü 2. 28 bölü 2'den 7 kere 4 28, 14 kök 2 olarak gelir. Yanındaki kök 2 mutlaka duruyor. O zaman cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. 12. sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen DEBC'ye paralel. Hemen şu paralelliği yazayım üstüne. AFFC'ye eşit. AF ile de FC birbirine eşitmiş. ADF'nin alanını 20 olarak vermiş. DEB'nin alanını da 12 olarak vermiş. Buradaki taralı alanı da 12 olarak vermiş. Arkadaşlar paralellik varsa hemen şu çizgiyi çiziyorum bakın. Paralellik varsa alanları taşıyabilirim istediğim gibi. Yani nasıl taşıdım? Şuradaki kanattaki alanlar birbirine eşitti. Buraya da B dersem bakın buradaki alan A artı B 12. O zaman buranın alanı 12 olmuş olacak. Demek ki arkadaşlar
Şöyle baktığımızda o zaman buranın alanı 20 ise eşitlikten dolayı, tabanların eşit olmasından dolayı burası 20 ise buranın da 20 olması gerekiyor. 12'si buradaysa buraya 8 kalır. Bizden de ne istemiş? FE'nin AC'ye oranını istemiş. Şimdi burası 8, 12, 20. Hepsini 4'e bölersem 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. 20'yi de 4'e bölersem 5. Zaten dikkat edin, buradaki parçayla buradaki parça da birbirine eşit oldu. FE uzunluğuna 2K, AC uzunluğuna 10K diyeceğim. Bunları birbirine oranlarsam 1 bölü 5 olarak gelir. Yani cevabımız C şıkkı çıkar. Evet sevgili arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki teste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.